Şimdi tabii dört hak mezhep ifadesinin bir güncel boyutu var. Ee, yani hem bir yandan İslam'ın evrenselliğinden, e, bir yandan İslam'ın kuşatıcılığından söz ederken, diğer taraftan bu mezheplerin ne zaman ortaya çıktığı gerçeğini hesaba katmaksızın dört hak mezhep ifadesini öne çıkartıyoruz. Oysa burada iki tane öncelikli tespit yapmak zorundayız. Şimdi kronolojiye bakalım. Birinci tespitimiz bu mezheplerin, hangi zaman diliminde mesepleştiği ikinci tespitimiz bu mezheplerin ne zaman dört hak mezhep ifadesi adı altında yer bulduğu. Yani. Şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin ne zaman vefat ettiğini biliyoruz. Hicri 150. Evet. Yani peygamberin vefatından 140 sene sonra İmam-ı Azam Ebu Hanife vefat ediyor. Ve Ebu Hanife'nin sağlığında Hanefilik diye bir mezhep yok. yok. İmam-ı Azam büyük bir alim ve öğrenci yetiştiriyor aslında ticaretle uğraşıyor, iyi bir motor ve din anlayışında rasyonel hakikaten yani Allah rahmet eylesin benim samimi kanaatim bu İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük kafalardan birisi. Yani o İmam-ı Azam sıfatını tesadüfen almış değil. Ve bu çerçeve içerisinde İmam-ı Azam diyor ki ben şu konuda şu delillere dayalı şöyle düşünüyorum. Kim daha güçlü delillerle daha sağlam bilgilerle gelirse onu kabul edelim. Ve İmam-ı Azam'ın sağlığında Hanefilik diye bir mezhep yok. yok. Şimdi İmam-ı Azam'ın sağlığında bakın öyle enteresan örneklerle karşı karşıya kalıyoruz ki mesela öğrencileri Ebu Yusuf İmam Muhammed diyorlar ki Üstad bu konudaki görüşünüze katılmıyoruz. İmam-ı Azam kızmıyor, öfkelenmiyor. Diyor ki evlat delilinle. Bakın bu o kadar mühim bir soru ki Kur'an'ın ısrarla öne çıkarttığı, konuşurken, düşünürken, herhangi bir konuda karar verirken sorduğu soru deliliniz var mı? Delil meselesi verilere dayalı, güvenilir bilgiye dayalı düşünme sürecinin en alt basamağıdır. İşte İmam-ı Azam'ın e, öğrencilerine söylediği bu. Ama hocam Kur'an-ı Kerim'in aslında Müslümanlara teklif ettiği şeyi, beklediği Kesinlikle. şey, beklediği şey. Kesinlikle. Yani Kur'an'ın istediği zanla hareket etmeyin diyor ve herhangi bir konuda elinizde belge mi var diyor. Bunları çok rahat soruyor. O yüzden yani bilgi olmadan İslam olmaz. İmam-ı Azam bunu çok iyi biliyordu. Ve İmam-ı Azam'ın öğrencileri de bunun farkındaydı. Sadece şu söylediğinden çıkan üç tane sonuç vardır. Bir, İmam-ı Azam söylediklerinin vahiy olduğunu iddia etmiyordu. Kim Kur'an'dan sonra herhangi bir bilginin vahiy olduğunu iddia ederse en azından Kur'an'la eş değerde tutarsa bu ciddi bir problemdir. Hem İmam-ı Azam'ın felsefesine, düşüncesine aykırıdır. Hem ehli sünnete aykırıdır. Hem de İslam'ın kök kurucu ilkelerine aykırıdır. 2 İki, İmam-ı Azam'ın öğrencileri de onun söylediklerini din gibi görmüyorlardı dinin anlaşılma biçimi olarak görüyorlardı. Üç, İmam-ı Azam kendisi de öğrencileri de söylediklerinin beşer ürünü olduğunu biliyorlardı. Ha ne oldu? İmam-ı Azam vefat ettikten sonra öğrencileri Ebu Yusuf özellikle bilhassa Ebu Yusuf Abbasi iktidarında görev aldı ve Ebu Hanife'nin fikirleri Abbasi iktidarında önemli bir alana yayılma fırsatı buldu. İşte o andan itibaren Hanefilik dediğimiz mezhep teşekkül etti. Yani İmam-ı Azam'ın sağlığında Hanefilik yoktu. Hanefilik Hicri biri 2. asrın sonlarına doğru teşekkül etmiş oldu. Aynı zaman diliminde Malikilik, daha sonra Şafiyelik, İmam Şafii'nin vefatı Hicri 205'tir. Daha sonra Hicri 240'lar Ahmet İbni Hanbel ve Hanbelilik. Bakın 3. asra kaymış olduk. Yani Hanbelilikten söz edebilmeniz için dört hak mezhebin en son ortaya çıktığı iddia edileni Hanbeliliktir. Üçüncü asırın ortaları. Dört hak mezhep kavramı ise dördüncü asırda ortaya çıkan bir kavramdır. Siz dördüncü asırda ortaya çıkan bir kavramı erken döneme taşıyorsunuz ve diyorsunuz ki hak mezhep dörttür. Peki bu dört mezhebin dışında olan Müslümanları nereye koyacaksınız? O yüzden ben diyorum ki bütün mezhepler Adı ne olursa olsun beşeri oluşumlardır. Hiçbir mezhep adı ne olursa olsun İslam'la özdeşleştirilemez. Bu son derece önemli bir meseledir. Mesela ehli sünnet, ehli sünnet aslında gerçekten Müslümanların e, geniş bir kısmının düşünce dünyasını şekillendiren bir anlayış biçimidir. Ama ehli sünnet zannedildiği gibi tek bir mezhebe ya da dört mezhebe bile indirgenemez. Çünkü hep göz ardı edilen nedir? Mesela şa, e, Hanefilik, Malikilik, Şafiilik, Hanbelilik söz edilir ama Maturidilik, Eşarilik çoğu zaman burada birlikte mütala edilmez. Bir de onlar vardır işin evet. içerisinde. O yüzden sözü biraz uzattım ama evet, burası sonra. çok önemli olduğu için vurgu yapmak ihtiyacı hissettim. Dört hak mezhep kavramı 4. asırdan sonra ortaya çıkan bir kavramdır. Bizim burada e, İslam açısından vurgu yapmamız gereken iki önemli nokta var. Bunlardan birincisi hiçbir mezhep adı ne olursa olsun İslam'la özdeşleştirilemez. İkinci mesele e, herhangi bir mezhebin hak ya da batıl olduğundan çok o mezhebe mensup olanların görüşlerinin hak ya da batıl olduğu söylenebilir. Evet. Burası da önemli bir nokta. Çünkü niye bu cümleyi kuruyorum? Sizin en hak dediğiniz mezhebin içerisinden hak düşüncelere sahip olmayan ya da e, tanrı tanımaz ya da İslam'ı kabul etmeyen insanlar çıkabilir mi? Tabii. Yani bir mezhebe mensup olmak o insanın imanını garanti etmez. O mezhebin içinden bir takım olumsuz düşünen insanlar çıkabiliyorsa ya da sizin en kötü dediğiniz bir mezhebin içerisinden pırıl pırıl Cenabı Hakk'ın istediği gibi düşünen, davranan yani gerçekten hakiki Müslümanlar çıkamaz mı? Çıkabilir. İşte bu gerçeği gördüğümüz zaman biz mezheplerin dinle özdeşleştirilmemesi gerektiğini anlamış olacağız. Ve aslında altını çizeceğimiz en mühim yer burası. Bütün mezhepler beşeri oluşumlardır. Yani bunun hemen delillerini söyleyeyim. Bir, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sağlığında herhangi bir mezhep yoktur. Kim onun sağlığında herhangi bir mezhebin varlığından söz ederse yalan söylüyordur, peygambere iftira ediyordur. Çok açık söylüyorum bunu. Yani ben genelde dört köşe konuşmaktan haz etmem ama yani bu mezhebi dinin yerine koyanlar sahabeyi bile ikiye ayırıyorlar. Hazreti Ebubekir Bekir halife olsun diyenleri sünni yapıyorlar. Hazreti Ali halife olsun diyenleri şii yapıyorlar. Yok böyle bir şey. Dört halife döneminde Peygamber döneminde olmadığı gibi dört halife döneminde de herhangi bir mezhep yok. Bunu çok net ifade ediyorum. İkinci delilimiz Kur'an herhangi bir mezhepten, meşrepten, tarikattan söz etmez. Tam tersine Kur'an der ki daha önceki toplulukların özelliklerine dikkat çekerek dinlerini parça parça yapanlar gibi olmayın. Kulli hizbin bimaledeyhim ferihun. Her hizip, her topluluk sadece kendi mezhebini, kendi görüşünü, kendi düşüncesini hak kabul eder, onunla övünür. Kur'an bizi bu konuda uyarıyor. Yani bu mezhepleri dinin yerine koymak peygambere aykırı olduğu gibi peygamberin tatbikatına Kur'an'ın kurucu ilkelerine de aykırıdır. O zaman bu üçüncü delilimizi de söyleyelim. Yani mezhepler bir vakadır. Biz istesek de istemesek de mezhepler var. Hangi birimiz bizi dinleyen izleyenlerimizden hangisi kendi mezhebini seçme hakkına sahipti? Hangi geleneğin içinden geliyorsanız o mezhepler sizin düşünce dünyanızı formatlıyor. Ya da ne kadar araştırdı insanlar bunları? Tabii o zaman yapılacak iş nedir? Hangi gelenekten geliyorsanız lütfen kendi geleneğinizi araştırın. Mezhebinizi araştırın. Bilin doğrularını, yanlışları bilin. Burada hemen şunu da söyleyelim. Her mezhebin yine Ebu Hanife üzerinden konuşayım isterseniz zihinlerde daha net kalır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Allah rahmet eylesin büyük bir kafa olduğunu söyledim. Gerçekten İslam'a büyük hizmet ettiğini söyledim. Diğer büyük alimler de öyledir. Ebu Hanife'nin öyle görüşleri vardır ki o zaman da doğrudur bugün de doğrudur. Öyle görüşleri vardır ki o zaman doğrudur bugün yanlıştır. Öyle görüşleri de vardır ki o zaman da yanlıştır bugün de yanlıştır. Bunun en somut örneğini de İmam Şafii üzerinden vereyim. İmam Şafii Mısır'a gittikten sonra diyor ki benim daha önceki görüşlerime itibar etmeyin. İmam Şafii sağlığında kendisi değiştiriyor görüşlerini. Bundan daha açık örnek olabilir mi? Yani bir takım din tüccarları bu büyük imamların görüşlerini tabulaştırarak dinin yerine onları ikame ederek ticaret yapıyorlar. Aslında İslam'ın selameti dinin ne şekilde olursa olsun ticaret metaı olmaktan çıkarılmasına bağlıdır. Siyaseten din ticaretinin önüne geçmek lazım. Fiilen meta gibi dini nesneleştirerek ticaret yapanların, peygamberin saçını sakalını satanların ticaretinin aslında hem İslam'a aykırı hem e, ahlaka aykırı olduğunu insanların artık bilmesi, bilmesi lazım. Yani İslam açısından.